Astroloji okulu olarak harika bir etkinlikte daha öğrencilerimizle ve astroloji sevenlerle buluşmaktan memnuniyet duyduk. 27 Nisan Cumartesi günü 14.30-17 saatleri arasında astroloji okulumuzun Şaşkın Bakkal'daki merkez dersliğinde düzenlediğimiz etkinlik Opak Kafe ile başladı. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Böyle güzel bir günde hep bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün birkaç tane eventimiz var arka arkaya. Bunlardan ilki aslında Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Opak Kafe. Astroloji okulu kurucusu ve profesyonel astroloji organizasyonu OPA'nın önceki Türkiye temsilcisi Öner Döşer, kısa bir konuşmanın ardından OPA Türkiye temsilcisi Burcu Çakır'ı kürsüye davet etti. Çok gurur verici. Ben de bundan yıllar önce aynı sizler gibi bu sıralardan geçtiğim için çok mutluyum. Öner Hocam sağ olsun OPA Türkiye temsilciliğini geçtiğimiz yıl bana devretti. Bundan önce kendisi çok güzel başarılara imza attı. Türkiye'yi ve Türkiye'deki astrolojiyi tüm dünyada gerek konferanslarda gerek workshoplarda çok güzel tanıttı, tanıtmaya da devam ediyor. Ben de kendisinin izinden ilerliyorum. Bu fırsatı bana da sunduğu için teşekkür ederim. Şimdi OPA nedir diye sorarsanız OPA açılımı Organization for Professional Astrologers, yani profesyonel astrologlar için bir dernek. Ülkemize yapılan ilk OPA kafeyi organize eden Çakır, katılımcılara OPA'nın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ardından Öner Döşer, 8 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda gerçekleşecek önemli yeni ay hakkında bilgiler verdi. Söyleşisinde Döşer, bu yeni ayın ülkemiz açısından da önemine dikkat çekti. Bu konuşmanın ardından 3 yıllık astroloji eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere astroloji okulu eğitmenleri Öner Döşer ve Dilara Efoğlu tarafından diplomaları takdim edildi. Beraber size de Ardından astroloji okulunda görev alanlarla birlikte bir aile fotoğrafı çekildi. Bir taraftan Burcu Çakır OPA hakkında bilgiler vermeye devam ederken ve katılımcıların sorularını cevaplarken, bir taraftan da Öner Döşer'in astroloji okulu yayınlarından çıkan Zoller metoduyla harita okuma ve öngörü kitabının imza saati için kitap bölümüne geçildi. Bu hareketli ve bereketli günde astroloji televizyonu için çekimlere de devam edildi. Enerji terapisti Gaye Döşer, elektromanyetik alan dengesizlikleriyle nasıl başa çıkılabileceği konusunda Öner Döşer'in sorularını yanıtladı ve önemli bilgiler verdi. Öner Döşer, seçim astrolojisi ve dünya astrolojisiyle ilgili konularda astroloji televizyonu yayın yönetmeni Ahmet Türk Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Astroloji okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova da finansal astroloji konusunda yönetmen Ahmet Türk Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Bir sonraki etkinliğimizde tekrar bir araya gelmek üzere. Astroloji okulundan sevgilerimizi gönderiyoruz.